Az daha unutuyordum. Bak sana ne getirdim. Çok yakıştı sana Hasan. Thank you.
pazar erkencisin Emine. Dün akşam rüyamda seni gördüm Hasan. Ben de seni. Bir an önce yanında olmak istedim. Yoksa erken gelişime sevinmedin mi? Hiç sevmez olur muyum? Sana süt, yoğurt, peynir, bal getirdim obadan. Sağ ol. Hadi sen işine bak. Bir kenarda oturur seni beklerim ben. Bana bir karpuz verir misin? Ana, sana hep sözünü ettiğim Emine'yi getirdim. Hoş geldin kızım. Öpeyim ana. El öpenlerin çok olsun kızım. Bak ana, Emine bize neler getirmiş. Süt, peynir, yoğurt, bal. Ne zahmet ettin kızım. Hiç zahmet olur mu ana? Hadi siz geçin içeride oturun. Ben bunları mutfağa koyayım. Hadi gel. Bak burası mutfağımız. Gel. Bak işte, burası da benim odam. Burası da misafir odamız. Anam da akşamları burada yatar. Neyin var Eminem? Niye durgunlaştın? Biz dağlılarla siz ovalılar ne kadar farklı yaşarız. Nasıl farklı? Biz dağlarda, tepelerde, siz aşağıda düzlüklerde yaşar, evlerde yatarsınız. Bizse çadırlarda. Hadi oynayın. Bugün geciktin kız.
Neler aldın pazardan? Sana bir şey soracağım ana. Sor. Bizim buralarda hiç ovalı bir yaşar mı? Sen aklını mı kaçırdın kız? Şimdiye kadar hiçbir ovalının bizlerle yaşadığı ne görüldü ne işitildi. Hem törelerimize aykırıdır bu. Sen niye sordun bakayım bunu? Hiç. Sordum işte. Oğlum Hasan, baban öleli beri evin erkeği sensin. Ben bugün varsam yarın yok. Evine bir kadın lazım. Sana bizim köyden bir kız almak isterdi. Ama gene sen bilirsin. Törelerimize aykırı olmasına rağmen, eğer gönlüm bu obalı kızını pek sevdiyse, obasına gidip isteyeyim. Güz yaklaştı. Zeytinden sonra düğününüzü yaparız. Haklısın ana. Ben de hep bunu düşünürüm. Artık beklemenin yolu yok. Hasan! Ne oldu Hasan'ım? Neden pazar yerinde değilsin? Bir derdin mi var yoksa? Derdim çok büyüktür Eminem. Gel, seninle konuşacaklarımız var. Emine, bahar geçti, yaz geçti. Leylekler yerine göçtü. Kış gelip dağları, yolları karartmadan... Ya sen bana gel, ya ben sana geleyim. Hasan, kışın derdi senden evvel benim içime çöktü. Ayrılık günleri geldi çattı. Ne ben senin köyünde edebilirim, ne de sen benim obamda. Bu yaz büyük günah işledik. Artık sen beni unut, ben de seni unutayım. Aman obalı kız, aman biricik Eminem. Senin tatlı dilini duyan, gülen yüzünü gören bir daha seni nasıl unutur? Öyle deme. Burada kal. Sen bahçeye bakarsın, ben zeytine giderim. Kimseye muhtaç olmayız. İnsan nereye giderse rızkı da beraber gidermiş. Bunu düşündüğüm yok. Ama ben dağlıyım. Bu çukur ovalarda kalamam. Köyünüzün eli kınalı kızlarına katışamam. Senin içine dert olur. Obalı kız geldi de Hasan'ı elimizden aldı derler. Benim içime dert olur. Obalı kız dağdan köye, çadırdan eve inmemeli. Töremizde bu böyledir. Ben seni görmemeliydim. Gördüm, sözüne uymamalıydım. Ama neyleyim, senin de tatlı sözünle güler yüzün etti bunları. Hadi benim Hasan'ım. Tut ki birbirimizi düşte görmüş de uyanmış olalım. Bırak beni dağıma gideyim. Peki, sonra ne olmuş? Emine Hasan'ın yanından kalkıp kuş gibi uçmuş. Hasan arkasından baka kalmış.